Hala çağırmadılar. Bir gidip baksanız. Olmadı, ben gidip bir bakayım en iyisi. Afet güç verir Emin Karakaya. Ay, bağırmayın, bağırmayın. Biz buradayız. Biz buradayız. Nikah memuru buraya gelecek. Nikah memuru birazdan salona gidecek zaten. Siz de bir an evvel hazırlansanız. Biz mi? Evet. Yo, bizim nikahımız odada kıyılacak. Salondaki nikah iptal edildiği için nikah memurumuz sizin de nikahınızı salona aldı. Yok, hiç gerek yok böyle bir şeye. Biz boşu boşuna meşgul etmeyelim orayı. Başka ihtiyacı olan biri kullanır orayı. Bu saatte zaten salonda nikah yok. O yüzden sizin nikahınız da salonda kıyılacak. Bir iki dakikaya kadar hazır olursak. Ay, görüyor musunuz? Biz ne kadar saklamaya çalışsak bunlar o kadar açığa çıkardılar bu işi. Hadi gidelim bari. Afet Hanım. Efendim. Nikah kıyılmadan önce size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Buyurun. Bu nikah kıyılamaz. Kıyılamaz mı? Neden? Ya vaz mı geçtiniz? Ama ben size daha önce... Eğer sorun olacaksa vazgeçebilirsiniz demiştim. Hayır hayır, benim için hiçbir sorun yok da. Kimin için var o zaman? Emin Bey, şahitleriniz hazır değil mi? Şahitlerimiz? Şahitlerimiz yok ki. Buluruz, ne olacak? Nereden bulacağız? Beyefendiden rica ederiz. Şahidimiz olur musunuz? Tabii. Peki bir arkadaşınızı da bulabilir misiniz? Çünkü biz... Alelacele öyle evlenirken eş dost haber veremedik, o bakımdan kusura bakmayın. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Bir yuva kurulacaksa biz de buna destek olmak isteriz tabii ki. Yalnız hemen içeri geçmemiz zorundayız. Refik, yine mi şahit oldun oğlum? Abla, dikkat et, yalancı şahittir ha. Hazır mısınız efendim? Sayın Afet Güç Verir ve Sayın Emin Karakaya çiftimizin nikah törenine hoş geldiniz. Alkışlıyoruz çiftimiz lütfen. Değerli konuklar, bildiğiniz gibi aile kurumu toplumların ayakta kalmasında en önemli kurumdur. Öyle ki aile kurumunu yeterince yaşatıp koruyamamış toplumların zaman içinde tarihten silindikleri... Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun efendim. Efendim, biz her ikimiz de öğretmeniz. Zannediyorum şahit arkadaşlar da bunları tekrar tekrar duymuşlardır. Bir an önce o nikah şeyine geçsek. Gelin hanımın acelesi var. Hemen başlayalım. Sayın Afet Güç Verir ve Sayın Emin Karakaya, Kadıköy evlendirme memurluğumuza müracaat ettiniz. Yapılan incelemede evlenmeye mani bir haliniz yok. Birbirinizle evlenmek istediğinizi... Bir kez de şahitler ve davetliler huzurunda rica edeceğim. Siz Sayın Afet Güç Verir, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Emin Karakaya ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Çok teşekkür ederim. Siz Sayın Emin Karakaya, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Afet Güç Verir ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?
bugüne kadar size karşı hep dürüst davranmaya çalıştım. Ne? Soru zorsa değiştireyim efendim. Bir dakika, bir şey söylemeye çalışıyor. Evet. Yani şimdi dürüst davranmıyormuşum gibi geliyor. Bu zaten formalite evliliği. Yani dürüst davranmayabilirim, öyle mi? Yani bu bir oyun gibi düşünsenize. Peki, siz bilirsiniz. Evet, kabul ediyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim, çiftliğimizi duydunuz. Şahit misiniz? Evet. Teşekkür ederim. Abla ayağına bas abla. Bas abla, acıma, ayağına bas. Abi sen bas ayağına. Abla bas ayağına. Bas ablacığım, bas bas. Ayağa hadi. Pardon. Çektirdiler diye. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ayağa kalkar mısınız lütfen? Sizler evlenme talebinizi şahitlerinizin ve davetlerinizin huzurunda da kabul etmiş bulunuyorsunuz. Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanarak Kadıköy Belediye Başkanımız Sayın Selami Öztürk adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Kuracağınız yeni yuvada ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum. Gelin hanımı öpebilirsiniz efendim. Ben de tebrik edeyim. Kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Evlenme cüzdanını ben gelin hanıma takdim edeyim. Buyurun efendim. Hayırlı olsun. Kutluyorum. Gidince vardım diye aramayı unutma, tamam mı? Tamam, ararım yavrum. Bana bak, kendine iyi bak ha. En mühimi gelinime iyi bak. Eğer onu üzdüğünü duyarsam. Vallahi oralardan kalkar gelir, kulaklarını çekerim ona göre. Merak etme, üzmem anneciğim. Bana bak gelin. Bana bak. Bu eşek sıpası seni üzecek olursa hemen beni arayacaksın. Tamam mı? Anne. Tamam efendim. Hadi bakalım. Hadi Allah'a ben. Hoşçakalın. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim, sağ ol. Hadi anneciğim, ben seni otobüse bindireyim. Hadi canım. Oyun hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Demek iki saatliğine evli kadın olmak size bayağı zor geldi Ahmet Hanım. Doğrusunu isterseniz zahmetli geldi yani. Bu yaştan sonra öyle banyolara falan saklanmak zorunda kalmak. Panzer, panzer. Kardeşiniz geldiği için saklanmak zorunda kaldınız, unutmayın. Ben de size hatırlatırım, anneniz gelmemiş olsaydı böyle bir şeye gerek kalmayacaktı. Annemdir, tabii ki gelecek. Ayrıca ben anneme evliliğimizin formalite icabı olduğunu açıklamaya çalıştım ama siz engel oldunuz. Yani şimdi suçlu ben mi oluyorum? Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor Afet. Teessüf ederim hem. Esas ben teessüf ederim Afet. Yani gerçekten bu kadar anlayışsız olabileceğinize ihtimal vermiyorum. Aa, şimdi anlayışsız ben mi oldum yani? Yani çok açık bir şekilde belli oluyor ki bizim zaten evli olmamıza imkan yokmuş. Evet.
Haklısınız. Anlaştığımız bir konu bulduk işte. İyi ki gerçekten evli değiliz. Bitsin o zaman. Boşanalım. Tayinim de durdurulduğuna göre bizim evli olmamıza sebep kalmadı ki. Haklısınız efendim. Gerçekten bitsin daha iyi. Bence de bitsin daha iyi. Tahammül sınırlarını zorlamanın hiç alemi yok. Bence de yok. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Afet Hanım. Ha, siz biraz gergin gördüm de. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok diyorsanız tamam. Boşanıyorum. Emin Bey'le mi? Başka kimle? Ben çok şaşırdım da o yüzden. Afiyet Hanım, bu neden peki? Bu işlerin tuzu biberi. Niye boşanmak? Annesinin yüzünden. Niye öyle diye gülüyorsun? Özür dilerim Afet Hanım. Yani ilk kez bir formalite evlilikte kaynana yüzünden boşanmaya şahit oluyorum yani. Yani annesinin yüzünden derken aslında öyle değildi. Ya benim Kerem'le Ali onların evindeyken eve geldi. Sonra anlatayım. Sonra konuşalım ama tamam mı? Hadi. Tamam. Tamam hadi, iyi dersler. Önden buyurun lütfen. Siz buyurun. Estağfurullah, hiç öyle şey olur mu? Siz buyurun lütfen. Benim ne özelliğim var, buyurun rica ederim. Rica ederim, siz buyurun. Afet Hanım. Buyurun efendim. Ben bu boşanma konusunda bir şey soracaktım. Buyurun efendim. Mahkemeye siz mi başvurursunuz yoksa ben mi başvurayım? Ben bu sabah başvurdum, dilekçeyi verdim. Yani benim bu dilekçeyi vermeme gerek kalmadı artık. Evet. Ben onun için şey etmiştim. Vermişim dilekçeyi. Vermesem ağırdan aldığımı zannedecek. Afet Hanım, ne oldu? Ne diyor Emin Bey? Canım, boşanmayla ilgilenmiş. Afet Hanım, biliyorum benim üzerime vazife değil. Ama böyle alelacele boşanmasanız daha iyi olmaz mıydı? Alelacele değil bağırcım. Formalite evliliğiydi. Bitmesi gerekiyordu. Sonsuza kadar devam etmez ki bu. Yeteri kadar kepaze olduk zaten. Anlıyorum ama yine de acele etmeseydiniz. Belki... Belki diye başlayan cümlene devam etmemeni senden rica ediyorum. Özür dilerim ben...
Sizi bu kadar durgun görünce... O durgunluğumun sebebi boşanma değil. Yani... Tabii şimdi... Formalite de olsa durup dururken gidip o mahkemelerde boşanma falan şey yapıyor. Ama bu yaştan sonra devlete oyun oynarsan devlet de sana oynayacaktır tabii oyunu. Hani nasıl balıklama atladı boşanalım deyince. Meğer dünden beri bekliyormuş. O zamandan beri bekliyormuş belli ki. Elinde dilekçeyle geziyor. Sanki ben senin karın kalmaya çok meraklıyım. Burada yaprak sarması var. Bunların hepsini tek tek ellerimde sardım. Bayağı zor olmuştur. Aa, yok canım. Sushi sarmayı bilen birisi için hiç de zor değil. Ve burada da zeytinyağlı karışık kızartma. Hem de yoğurtlu. Oo, bravo, tebrik ederim Anako. Sen bu gidişte çiğ köfte, içli köfte yapmayı bile becerirsin artık. Yaparım evvelallah. Bunların hepsini dün gece sizin için yaptım. Anne yemeği yiyin diye. Sağ ol, zahmet olmuş. Öğlen birlikte yeriz artık. İnşallah. Hah, bir de canınızın istediği başka yemekleri de varsa söyleyin. Onu da yaparım bu gece. Bu gece senin gecen, bu gece benim gecem. Cama vuran her damlan. Öğretmen değil, çırağının baş aşçısı. Minanga minanga. Görüyorsun değil mi Zehra? Yani sen bir günden bir güne yemek yapıp okula bana getirdin mi? Ha söyle, getirdin mi? Aa, üstüme iyilik sağlık. Evde hapur hapur yiyorsun. Bir de aynı yemekleri okula mı getireyim? Ay fe subhanallah. Kimde ne görse onu istiyor. Biz seninle örnek bir çift olamayacağız galiba Erol. Maalesef ki örnek çiftiz. Çünkü benim gözümde senden başkası yok Zehra. Yok başka yerin lütfu ne yazda. Ne de kışta bir tatlı huzur almaya geldim kalamım. Arkadaşlar hepinize günaydın. Son tahlilde. Günaydın. 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 Part-time taksicimiz teşrif ettiler sonunda. Kıskanma Hidayet Hoca. Nazar etme ne olur. Çalış senin de olur. Niye kıskanayım kardeşim, niye kıskanayım? Allah çalışanları sever. Devam et sen, devam. Alo anneciğim. Nasılsın anneciğim, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Siz nasılsınız bakayım? Ben de çok iyiyim anneciğim. Ellerinden öperim. Gelinim nasıl peki, iyi mi o da? O da çok iyi anne. O da ellerinden öper. Kavga filan etmiyorsunuz değil mi? Bak gelinimi sakın üzeyim deme ha. Yok anne, merak etme. Öyle şeyler olmuyor. O da gayet iyi. Senin de son gördüğün gibi. Bir dakika anne. Gelinin Afet dediğim gibi maşallah çok iyi anne. Evet, sana da çok çok selam var. Öyle kuru kuruya selam olmaz. Ver bakayım telefona gelinimin bir sesini duyayım. Sesini şimdi duyamazsın anne. Çünkü derste. Ben bugün gelinimin sesini duymak istiyorum. O kadar. Tabii duyacaksın. O da seni soruyordu zaten. Alo. Anneciğim nasılsınız? Ah gelinim benim. Canım. Ben de çok sevindim sesinizi duyduğuma. Ben de daha bu sabah soruyordum Emine. Annem nasıl, iyi mi diye. Hayırsız, ben aramasam aramıyor ki be kızım. Nereden bilecek iyi olup olmadığımı? Haklısınız. İnsan sorumluluklarını bilmeli. Anne babalar aranmalı. Gerçi bana karşı sorumluluklarını sonuna kadar yerine getiriyor ama yine de bazı şeyleri demek ki ihmal ediyor. Zaman içinde bunları öğrenecektir umarım. Hoş görmek lazım. Saygıyla ellerinizden öpüyorum anneciğim. Güle güle çocuğum. Çok teşekkür ederim. Bugün toplu teşekkür gününüz galiba. Yemeğe teşekkür, telefona teşekkür.